İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni yayın döneminde yeni ve değerli konuklarımla birlikte yine sizlerle birlikte olacağız her çarşamba akşamı 18-18.50 saatleri arasında. Biliyorsunuz her programda güncel bir konuyu, güncel bir sağlık sorununu dile getirmeye çalışıyoruz ve bu konunun uzmanı, bu konunun hakikaten tecrübeli isimlerini buraya davet ediyorum ve sizlerin de katkılarıyla, sizlerin de sorularıyla programı sizlere daha izlenebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Gene bugün de gündemimizde olan, konumuz güncel olan ve hakikaten herkesin hemen hemen ilgisini çeken bir konuya değineceğiz. Neden? Şu nedenle aile yapısı dediğin zaman bir karı koca ve sonuçta onların çocuklarından ibaret bir yapıdan bahsetmek lazım. Ama ne yazık ki bazı ailelerimizde bu mutluluğa erişemeyen kişiler var. Ama günümüz şartlarında gelişen tıp teknolojileri sayesinde hani çaresizliğe yakın olanların bile artık günümüzde bebek sahibi olmaları mümkün. Bu konuda tıp dünyası çok güzel adımlar attı ve bugün hakikaten bebek sahibi olmamak artık neredeyse imkansız gibi noktalara geldi. Tabii ki olan olmayanlar var ama çoğunlukla bu sorun artık günümüzde üstesinden gelinmiş vaziyette. Bu nedenle bu akşam halk arasında kısırlık olarak tanımlanan, tıbbi olarak da infertilite olarak tanımlanan konuyu gündeme getirmek istiyoruz. Ve bu konuyla ilgili olarak da çok değerli bir arkadaşım, meslektaşımı ben programımızda ağırlayacağım. Öncelikle sizlere onu tanıtmak istiyorum. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Tamer Bülent Karaley şu anda programımızda. Hoş geldin Bülent'ciğim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gerçekten güncel bir sorunla karşı karşıyayız. Hakikaten ya tedavilerdeki artış sebebiyle ya tedavilerin başarılı olması sebebiyle gerçekten güncel bir hale geldi. Ve siz bu konuda bayağı başarılı oluyorsunuz ve birçok aileyi, mutsuz aileyi mutlu bir şekle getiriyorsunuz diye görüyorum izlediğim kadarıyla. Tabii bu işin içinde biz yokuz, birçok branş var ama biz biraz arkada kalıyoruz gibi. Dolayısıyla bir tanımla girelim istersen. Yani bu kısırlık ya da infertilite dediğimiz olayı nasıl tanımlıyoruz? Evet. Ya infertilite ya da işte kısırlık halk tabiriyle yani çocuk sahibi olamama insan soyu var olduğu müddetçe devam ede gelen bir sorun. Biz infertiliteyi yani çocuk sahibi olamamayı şu şekilde tanımlıyoruz. Çiftlerin ilk bir yıl içerisinde herhangi bir korunma gerçekleştirmeden bir araya geldikleri halde, cinsel birliktelik yaşadıkları halde çocuk sahibi olamamasını infertilite ya da kısırlık olarak algılıyoruz. Hani kısırlık kalıcı bir çocuk sahibi olamama hali değildir. Kalıcı çocuk sahibi olamama halinin tıptaki adı sterilitedir. Bu da farklı farklı durumlarla meydana gelebilen bir durumdur. İki tane evet. Tanımlama ortaya çıkıyor o zaman. İnfertilite ve sterilite. İnfertilite dediğimiz gibi evli çiftlerin bir yıllık, buradaki zaman sınırı da bir yıldır. Bir yıllık korunmasız beraberliğe rağmen çocuk sahibi olamamalarıdır. Çiftlerin yaklaşık %85'i ilk bir yıl içerisinde çocuk sahibi olabiliyor. %80-85 civarı. İkinci yıla kaldığında bu gebe kalamayan yaklaşık %15-20'lik grubun %7 civarındaki bir grubu da ikinci yılda gebe kalıyor. Yani toplamda alırsak %92'lere çıkıyor ikinci yılın içerisinde. İkinci yılın sonunda gebe kalma oranı. Üçüncü bir yıla beklersek zamanımız varsa veya çift bekliyorsa %1-1.2'lik bir artış oluyor bu şeyde. Yani %93'lere çıkıyor. Evet. Dördüncü yılı da beklerse bir %0.5 daha koyuyor üzerine. O da %93.5'a geliyor. Dört yılın sonunda isteyen çiftlerin %93-93.5'u aşağı yukarı gebe kalıyor. Tabii biz burada hani bekle ve gör süresini bir yılla sınırlandırıyoruz. Evet, evet. Onun da istisnaları var elbette. Mesela daha önceden belirlenmiş erkekte bir sperm bozukluğu varsa veya kadının bir yumurtlama problemini biliyorsa ki bunun güncel hayata yansıması da adet düzensizliğiyle oluyor. Bunu biliyorsak ve veya kadın 35 yaşın üzerindeyse bu bir yıllık bekleme periyodunu da beklemiyoruz. Yani bu türden bir şikayetle bilinen gelen... Bilinen bir sorun varsa. Evet, bilinen bir sorun varsa veya yumurtlama problemi varsa veya kadın yaşı ileri ise hemen tedaviye girişmek gerekiyor. Bu durumda beklemek tedavi için
gereken ya da kullanılabilecek kıymetli zamanın boşa harcanması anlamına geliyor veya bekleyerek elde edeceğimiz bir şey olmadığı için boşu boşuna beklemiş oluyoruz. Peki şimdi şöyle bir mizansen gözümün önüne geldi. Yani benim işte çocukluk yıllarında falan izlediğimiz Türk filmlerinde genellikle hani evli ailelerin çocukları olmadığı zaman genellikle kadınlar hep suçlanırdı. Bu kırsal yörelerde günümüzde halen hep kadınlar suçlanıyor ama burada böyle bir istatistiki çalışma yapılmış mı? Yani kadınlarda bu infertilite sebebi daha bu orandadır ya da erkeklerde bu orandadır gibi bir çalışma söz Tabii. konusu mu? Yani şimdi yaklaşık çiftlerin %85-90'ında, çocuk sahibi olamayan çiftlerin %85-90'ında herhangi bir sebep ortaya konabiliyor. Hı hı. Herhangi bir sebebin ortaya konamadığı %10-15'lik bir grup var. Buna izah edilemeyen infertilite deniyor. Sebep konabilen olgularda yaklaşık %40'ında kadında, %40'ında erkekte, %20'sinde de çiftin her ikisinde birden bazı büyük ya da küçük sebepler ortaya konabiliyor. Yani sonuçta oranlar aşağı eşit, yukarı kafa aynı. Geliyor. Yani hani bu işi eğer çocuk olmuyorsa şu cinsten kaynaklanıyordur denilebilecek bir şey yok. Kadından da eşit oranda kaynaklanıyor, erkekten de veya bir sebep bulduysanız bazen ikisinde birden bazı olabiliyor. Problemler olabiliyor. Bir de işte biraz ama önce bahsettiğim gibi hani her ikisinde de sorun olmadan da çocuk sahibi olmama ihtimali tabii, söz konusu. Tabii yani ortaya yani tıbbın bugünkü imkanlarıyla ortaya konamayan sebeplerden de çocuk sahibi olamayan çiftler var ya da hani çocuk sahibi olamama sebebini ortaya koyamadığımız çiftler var. Hı hı. Şöyle açmak gerekirse hani erkeğin spermi sayı hareket şekil olarak normal, kadının yumurtlaması var. İşte bu iki hücrenin bir araya gelebilmesi için halk tabiriyle kanal, kordon dediğimiz rahimin içerisinden yumurtalığa doğru uzanan borular yani tüpler, fallop tüpleri dediğimiz tüpleri de açık. Rahim filmiyle ortaya konmuş ama çift bir şekilde çocuk sahibi olamayabiliyor. Bunların şu an için sebebi yok fakat tedavisi var. Hani bazı tedavilerle evet. bunlar çocuk sahibi olabiliyor. Hatta okuduğum bir yazıda hani insan ömrü eğer kısıtlı olmasa 300 ila 400 yıl insanlar yaşasa ve bu yaşamları boyunca da üreme hücrelerini üretebilseler bu izah edilemeyen infertil denilen grubun tamamına yakınının gebe kalacağı bir öngörü olarak söyleniyor. Tabii bir pratik bir şey değil. Evet. Ama hani böyle bir yorum da yapılıyor o yazıda. Yani şimdi çok farklı sebepler olabiliyor. Çok tabii, farklı sebepler olabilir. Hiç sebep olmadan da olabiliyor. Veya ortaya konamayan. Peki bu hiç sebep olmadan olabilen şeylerde pozisyonel bir şey. Yani şimdi anatomik organların pozisyonuyla mı alakalı oluyor çoğunlukla? Yani yumurta var, sperm var ama ortada birleşmeyi engelleyen bir bariyer mi söz konusu oluyor? Ya da bazen işte rahimin dönük olması, işte farklı boyutlarda olması vesaire bunlar mı sebep oluyor acaba? Şimdi rahimin işte öne doğru ya da arkaya doğru dönük olması tamamen bir kişisel farklılık. Halk arasında bu hani bu konuyu dile getirdiğiniz iyi oldu. Çünkü halk arasında işte retrovert uterus ya da arkaya doğru, geriye doğru dönük rahim dediğimiz yaklaşık 5 kadından birinde rastladığımız bir durumdur. Bu kesinlikle bir sebebi değildir. Aynı altını zaman, çizelim o evet, zaman yani. Kesinlikle infertilite sebebi değildir. Bu demin bahsettiğim kategori adı üzerinde zaten izah edilemeyen diye geçiyor. Yani herhangi bir sebep ortaya konamayan, herhangi bir sebebe atfedilemeyen bir durum. Evet. Bunun şimdilik sebebi bilinmiyor ama tedavi olarak daha çok biz bu grupta hani yumurtlama uyarma ve zamanlamalı beraberlik ya da daha da hani etkin bir tedavi olan aşılama tedavisine yönleniyoruz. İzah edilemeyen infertilite grubunda. Böyle bir giriş yaptık sevgili seyircilerim. Biliyorsunuz her programda istediğiniz takdirde konunun uzmanına, sevgili Bülent kardeşime, Bülent hocama eğer sorunuz varsa ulaşabilirsiniz. Bunun için ben telefon numarasını hatırlatmak istiyorum. Kusura bakmayın yayın başında söyleyemedim. Gerçi ekranımızın sağ alt köşesinde yazıyor ama eğer bize ulaşmak istiyorsanız 362 alan koduyla 333-3354 numaralı telefondan ulaşın lütfen. Çünkü biraz önce de değindiğimiz gibi gerçekten şehir efsanesi olan bir takım hikayeleri ne yazık ki biz hayatımıza monte etmeye çalışıyoruz ki bunlar gerçekten yanlış olan şeyler.
imkanı olan şeyleri imkansız hale, imkansız olan şeyleri de imkanlı hale getirmenin bir gereği yok. Kafanızda en ufak bir soru varsa lütfen çekinmeden bize ulaşın. Biz bizeyiz. Burada hiçbir şekilde ayıp ve hiçbir şekilde ayıplanacak herhangi bir unsur yok. Sonuçta bir sağlık problemini tartışıyoruz. Şimdi şuna gelmek istiyorum. Tabii bunu yaparken tek taraflı olarak düşünmemek lazım. Yani sonuçta bir kadın donemiz var. Bu çocuk olacağına göre bir erkek doneye de ihtiyaç var. Bunların takibini, değerlendirmesini siz tek başınıza mı yapıyorsunuz? Yoksa üroloji kliniği benim aklıma geliyor doğal olarak yani bu konuyla ilgili olduğu için. Ürolojiyle birlikte mi çalışıyorsunuz? Evet, onlarla koordineli olarak çalışıyoruz. Adı üzerine zaten infertilite bir kişinin değil çiftin sorunu. Yani tek başına yaşayan bir insanın çocuk sahibi olamama diye bir problemi olmayacaktır. O yüzden infertil çiftin değerlendirilmesi lazım. Bu değerlendirmede de en kolay olan erkeğin incelemesidir. Hatta hani biraz zevkli bir inceleme bile diyebiliriz. sperm verme. Oldukça zor ama. Yani. Evet, zor. Yani tabii yani. Bizim koşullarımızda bir odaya girip de hani bu örneği vermek gerçekten stres kaynağı. Hatta bazen zaman zaman normal günlük hayatında bu konuda sorun yaşamayan bir insanın bunu vermede de sorun yaşadığını biliyoruz. Oldukça zorlanabileceğini tahmin edebiliyorum. Ben hani biraz toplumsal bir sıkıntı olduğu için biraz latife yaptım. Hani kadınların incelenmesi daha zor, zahmetliyken erkeğin incelenmesi ona nazaran çok daha kolay. Peki önce nereden başlamak lazım? Genellikle erkeğin ilk etapta sperm tahlilini yapmak lazım. Erkeğin sperm tahlilinde çeşitli parametrelerde problemler olabilir. Bu sayı olarak bir kere erkeğin spermi normal olmalı. Miktar olarak volümü normal olmalı. Erkeğin sperminde mililitresinde en az 15 milyon sperm hücresi olmalı. Bunların hareketleri ileriye doğru hızlı ve yavaş gidenleri bizim işimize yarayacaktır. Bu sperm örneğinin en azından yarıdan fazlasını. Hızlı ve yavaş giden derken orada bir tezat var. İleriye doğru, şimdi spermlerin hareketleri 4 kategoride yorumlanıyor. Bir ileriye doğru hızlı gidenler, ileriye doğru yavaş gidenler, yerinde titreyen, yerinde hareketli, bir de olduğu yerde hareketsiz duran spermler. Titriyor ama gidemiyor. Bu, evet. Yani, evet. Son ikisinin bize yani gebelik elde etmede hiçbir faydası olmuyor. Olduğu yerde hareket eden, ileriye doğru hareket edemeyen veya hiç hareket olmayan spermler gidip yumurtayı bulamayacaklardır. Evet. Bize yavaş da olsa tercihen hızlısı makbul. İleriye doğru gidebilen spermler lazım. Bu sperm örneğinin en az 1/4'ü ileriye doğru hızlı gidebilmeli. Yarısı ya da yarısından fazlası yavaş ya da hızlı ileriye doğru hareket edebilmeli. Bir de spermin şekli önemli. Yani sayı dedik, hareket dedik, şekil önemli. Şu anda zaten izleyicilerimiz o anomalileri izleyebiliyorlar. Spermlerin baş, boyun ve kuyruk yapısı vardır. Kabaca sperm yapısını özetleyecek olursak. Spermin başında problem olabilir. Bu yumurtanın içerisine girmesini sağlayan en uç akrozom denilen noktasında bazen sorun oluyor. İşte çift başlı, çift boyunlu, büyük başlı, küçük başlı, çift kuyruklu, işte boyun problemi olan spermler olabiliyor. Kruger denilen bir müellifin çok katı kriterleriyle spermleri elediğimizde %4 ve daha fazlası eğer normal kabul edilirse bu yeterli sanılıyor. Yani mesela spermin %90'ının normal olmasına gerek yok Kruger'e göre ya da %80'inin normal olmasına gerek yok. %4'ün üzerinde normal varsa o morfoloji olarak, şekil olarak normal bir sperm örneği olarak kabul ediliyor. Ha, %3, %2, %1'e düştüğü zaman şekil probleminden bahsediliyor. Biz bu incelemeli sperm örneğini erkeğe yaptırdıktan sonra bir sorun varsa ve tedaviye girişmek için de yeterli zamanımız varsa üroloji uzmanlarından bu konuda konunun derinlemesine incelenmesi için yardım talep ediyoruz. Üroloji uzmanları bu spermle ilgili, erkekle ilgili problemlerin meninin üretiminden mi kaynaklandığını, sperm hücresinin üretiminden mi kaynaklandığını yoksa sperm hücresinin, üretilmiş sperm hücresinin iletimiyle alakalı, onu taşıyan kanallarla ilgili mi problem olduğunu araştırması için üroloji uzmanlarına yönlendiriyoruz.
Erkekte pek çok problem olabiliyor. Doğuş, yani küçükken geçirilmiş kaba kulak gibi, aynı zamanda erkeğin kozalarının da iltihabına neden olabilen rahatsızlıklardan tutun. O bölgenin ya da o bölgeye komşu bölgelerin cerrahisine, mesela bir prostat, seminal veziküllerle ilgili bir girişim ya da idrar yolları ile ilgili bir girişime kadar veya doğuştan gelen bir takım sebeplerden inmemiş testis olabilir bu. İşte bazı hücre gruplarının erkekte çalışmaması olabilir. Bunların araştırılması gerekiyor. Ama 15 milyonun üzerinde bir sperm sayısı varsa, hareketlilik dediğim kriterlere uyuyorsa, şekil şemal dediğim kriterlere uyuyorsa, o zaman erkekle ilgili derinlemesine başka bir incelemeye biz kendi açımızdan gerek görmüyoruz. Erkekte en yaygın karşılaşılan problemlerden bir tanesi oradaki toplar damarların genişlemesi, yani varikosel diye pek çok insanımızın da adıyla sanıyla bildiği rahatsızlık var. Eğer varikosel gerçekten bir kısırlık sebebi olacaksa genellikle bu üç parametreyi de bozuyor. Yani şekil, hareket ve sayıyı da bozuyor. Spermin yapısını bozuyor ya da gelişim yapısını bozuyor. Ona göre de üretilen sperm kalitesiz oluyor diyebilir miyiz ona? Diyebiliriz kolaylıkla. Eğer hani tek bir parametrede bozukluk varsa ve kişinin de küçük bir varikoseli varsa genellikle üroloji uzmanı arkadaşlar buna bir müdahalede bulunmuyorlar. Çünkü yaptıkları müdahale sonucu genellikle çok fazla. Eğer böyle bir durum varsa, yani hareket sayı normal ama şeklinde problem varsa veya sayı az, diğerleri normalse genellikle bir girişimde bulunmuyorlar. Tabi bu onların verebileceği bir karar. Ben hani genel hatlarıyla onların da alanına girmeden, branşlarına saygısızlık etmeden genel hatlarıyla söylemeye çalışıyorum. Şimdi bizim insanlarımız... Ama sonuçta çok enteresan bir nokta. Hep ben bunu oldum olası zaten şey yapayım. Milyonlarca sperme ihtiyaç var. Evet. Ama bir tanesi için. Evet. Yani değil mi? Yani diyoruz ki işte milimetre küpünde ya da litresinde 14 milyon sperm olacak. İşte bunun işte Kruger'e göre %5'i ya da %4'ü aktif olursa yetiyor. %4'ü bile yüz binler ifade ederken sadece faal olan bir tanesine ihtiyaç var. Zaten... Ya da iki tanesine ya da yani bir veya iki tanesine ya da işte o spermin aktivitesine göre. Çok enteresan bir denizin içerisinde sadece bir şeyin, ya bu bir kimyasal bir olay mıdır? Yani bunu şöyle açtığımız zaman sonuçta bir yumurta, milyonlarca sperm ama bir tane başarılı. Bu şey zayiatı fazla olan, piyadenin çok olması gereken bir savaş. Evet. Hani benzetmeme mazur görürseniz. Estağfurullah. En az 15 milyon mililitresinde hücre bulunan 3-4 mililitrelik bir sıvı kadının vajinasına yerleşiyor. Bunlardan sadece 500 tanesi aşağı yukarı yumurtanın yanına kadar, yumurtanın bulunduğu tüpe kadar ulaşabiliyor. Evet. Yolda zayiat çok fazla. Yolda zayiat çok fazla. Şimdi halk arasında mesela çok ciddi bir sorunmuş gibi algılanan bir duruma da tam bu noktada ben dikkat çekeyim. Bize gelen çiftlerde çoğunlukla kadınlar işte beraberlik sonrası erkeğin sıvısının çoğunun geri geldiğinden yakınıyorlar. Bu insan türünde normal bir şey. Mesela domuzlarda penis spiral gibi ve vajinaya neredeyse vidalanıyor. Evet. Domuzlar sperm konusunda çok cimriler. Neredeyse hani tek bir sperm bile zayi olmuyor cinsel ilişkiyle. Ama insan türünde böyle bir şey yok. Yani insanda vajinaya bırakılan, beraberlikle vajinaya bırakılan hücrenin önemli bir kısmı geri geliyor. İçeride kalan sağlar bu işi kotarmada yardımcı oluyor. Hatta bazen evli olmayan, tam onunla da birlikte olmayan çiftlerde yüzeysel sadece dışarıya boşalma ile bile gebelik oluşabiliyor. Bir tane yaramaz spermin halledebileceği bir olay diyorsunuz. Evet. Bu hani benim mesleki pratiğimde de bayağı başıma geldi. Hani işte tam anlamıyla cinsellik yaşamayan, sadece sürtünme yoluyla cinsellik yaşayan çiftler ya da evli olup da kadının aşırı korkular nedeniyle, vajinismus nedeniyle eşiyle bir araya gelemediği, halen anatomik olarak bakire kalmaya devam ettiği durumlarda bile hamile kalmak mümkün. Ve onlar da yani hakikaten bu bir tesadüf müdür? İsteyen de olmuyor, istemeyince oluyor gibi bir olumsuz bir ters bir bağlantı söz konusu. Belki de hani bu tip örnekler daha çok dikkatimizi daha karşımıza çektiği geliyor, için olabilir ama gebelik
hani sanıldığı kadar çok yüksek sıklıkla olabilen bir şey değil. Hı hı. Şimdi doğurgan çiftlerin çoğunda, hani konumuz doğurgan olamama hali ama doğurgan çiftlerin çoğunda aylık gebelik ihtimali her iki kadınla erkek de her bakımdan normal olduğu halde, tüpler açık olduğu halde yumurtlama döneminde bir araya geldiklerinde %20 civarında aslında. Hani bir ay için %20 bir oran, bir sene için %80-85 bu şekilde artıyor. Şimdi bir ay olmazsa bir sonraki ay, onda da olmazsa çiftlerin çoğu evliliklerinin ilk ayından başlayarak herhangi bir döneminde ilk bir yıl içerisinde gebe kalıyorlar. Peki çoğunlukla, yani tecrübene dayanarak soruyorum, çoğunlukla kaçıncı ayda geliyorlar? Ya bizim bebeğimiz olmuyor mu acaba diye. Vallahi ikinci ayda gelen de var. Ondan sonra 2-3 sene sonra gelen de var. Hani ama genellikle bir 7-8 ay uğraştıktan sonra çok da istiyorlarsa, en azından bir sebebi varsa gecikmeyelim diye gelen çiftler oluyor. Biz de bu çiftlerde aşırı girişimsel olmayan, böyle rahim filmi gibi, hani ilaçlı rahim filmi gibi girişimsel olmayan bir takım tahlilleri biz de öne çekiyoruz. Çünkü sonrasında hani bir seneyi doldur da gel deyip de o bir yıl içerisinde de çift çocuk sahibi olamaz ve sonrasında yapılan araştırmada herhangi bir sorun saptanırsa bu sefer niye bekledin, tatsızlık oluyor. Niye hani bekledin, neden bekledik? Evet. Keşke o zaman bakılsaydı da bunun önünü alsaydık işte diye. Ama işte bu o kadar keskin bir bıçağın sırtı ki, yani sonuçta biz bir yol göstereceğiz. Yani sonuçta ben mesleğimi de hastalarımı eğiterek vermeye çalışıyorum ki hakeza sen de aynı şeyi yapıyorsun. Bir bilir kişiyiz yani bu konuda. Ben şimdi onu soracaktım, o soruyu geri almak durumunda kalıyorum. İdeali eğer böyle bir beklenti varsa kaçıncı aydan itibaren sana gelmeliler ya da üroloğa gitmeliler? Yani böyle bir sınırlamamız yok. Yani genç çiftlerde dediğim gibi hanımın adeti düzenliyse, evet, erkeğin önceden bilinen ya da dış görüntüsüne yansıyan herhangi bir rahatsızlığı yoksa, yani çocuklukta işte inmemiş testisten ameliyat olma gibi, o bölgede ciddi bir travma gibi, 35 yaşın altındaysa 30 yaşına kadar, hı hı, bence bir sene beklemesinde fayda var. Yani hani çok acele etmemekte fayda var. Anladım. Yani o zaman bunun sınırı bir sene. Paniklemeden ama evet, mevcut bir hastalık varsa da zaten herhangi bir şey olmayacak. Kadın 6 ayda bir adet görüyorsa, evet, veya adetleri çok sık oluyorsa, hı hı, bunu beklemesi mantıksız olacaktır. Hı hı. Ya da işte biraz önce bahsettiğim gibi, yani erkek daha önce bir testis tümörü geçirdi, o bölgeye bir hani şua aldı veya ağır kemoterapiler farklı rahatsızlıklardan dolayı illa genital sistemle ilgili bir kanser falan geçirmek de şart değil. Mesela bir kız çocuğu işte böbrekte Wilms tümörü denilen bir tümör nedeniyle çocukluk çağında bir takım tedaviler aldıysa, evet, bunun beklememesinde fayda var. Çünkü bu tip tedaviler, ilaç tedavileri ya da ışın tedavileri hızlı üreme kapasitesi olan hücrelere, ki üreme hücreleri de erkeğin, hı, ve kadının döl hücreleri de bunlardandır. Evet. Zarar verme riski taşır. O yüzden o çiftlerin beklememesi lazım. Bir de doğurganlığı, hani ileri yaşlarda 38 yaşında evlenen bir hanımın hemen evlendiğinde ertesi günü başvurursa yeridir. Yani çünkü kadın ömrü boyunca ilelebet doğurgan olamıyor ne yazık ki. Hı hı. Kadınların doğurganlığı hatta 30'undan sonra hafifçe azalmaya başlıyor. Bu 35'inden sonra hissedilir hale geliyor. 40'tan sonra zirve yapıyor. Ortalama 47 yaşında da zaten Türk kadınları menopoza giriyorlar, artı eksi 5 yıl. 40 yaşındaki bir hanım düzenli adet görse bile, yumurtlaması olsa bile, hı, hücrelerindeki bir takım beklemiş olmaktan kaynaklanan genetik problemlerden dolayı da döllenme kapasitesi düşüyor. Yani düzenli adet görüyor, yumurtlaması da var, testler yapıyorsunuz, ultrasonda da görüyorsunuz ama o yumurtaların döllenme kapasitesi de düştüğü için, o yüzden hani düzenli adete de güvenmemek, bir an önce bu konunun araştırılıp gereken varsa tedavilerin yapılmasında fayda var. Peki tecrübene bağlı olarak bir şey sormak istiyorum. Merak ettiğim için soruyorum bunu. Evlenmeden önce insanlar geliyorlar mı? Yani evlenmeden şu anda hani bizim toplumumuz, en azından Samsun pratiğinde böyle bir başvuruyla karşılaşmadım ben. Hı hı. Ama mesela fertili, yani doğurganlık
zamanlarını ya da gebelik denemelerini konuşurken bu konunun gündeme geldiği oluyor. Yani hani biz bir yıldır evliyiz ama öncesinde de iki yıldır beraberliğimiz var. Öyle aman aman da bir korunma gerçekleşmedik. Hani babadan dededen kalma usullerle korunduk. Hani onu da dikkate alın doktor bey diyen hani bilinçli çiftler oluyor. Oluyor. Peki şimdi erkek tarafını o zaman bir tarafa bırakırsak hanım tarafına döndüğümüz zaman neler yapıyoruz? Yani şimdi biraz önce bahsettik en basitinden işte sonrasına kadar gidiyoruz diye. Evet. Neler karşımıza çıkabiliyor? Yani bu infertiliteye sebep olabilecek yapılar neler? Bunlardan da biraz bahsedelim. Kadın üreme organları ile ilgili her türlü doğuştan gelen veya sonradan olan ya da yapısal fonksiyonel problemler kadının üremesini sekteye uğratacaktır. Kadında malum üreme organları işte ilişkinin cereyan ettiği hazne ya da vajina, ondan sonra bebeğin tutunduğu rahim, üreme hücrelerinin yumurtayı bulmasına veya yumurtanın da yumurtalıktan rahim içerisine iletimini sağlayan, aracılık eden tüpler ve yumurtlamayı sağlayan yumurtalıklar oluyor kadın üreme organları. Bunlarla ilgili herhangi bir sorun kadının üremesini sıkıntıya sokabilecektir. Sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi polikistik over sendromu veya şey halk arasında tembel yumurtalık diye de adlandırılan yumurtlama problemiyle seyreden, üreme çağındaki kadınların yaklaşık %10'unda gördüğümüz bir durum. Yani kadının yumurtlama problemleri gebelik elde etmesini güçleştirebiliyor. Yumurtlama problemleri de birkaç şekilde olabiliyor. Yumurtanın azlığından kaynaklanan, yani kadının yumurta kapasitesinin erken düşmesinden kaynaklanan yumurtlama problemleri olabiliyor. Bir de yumurta görünürdeki yumurta kapasitesi fazlayken yumurtlamanın gerçekleşmemesiyle yumurtlama sorunları olabiliyor. Bir de fizyolojik olarak kadının adet döngüsünde yumurtlamanın olmadığı dönemler var. Yani kadınların normal olarak da çocuk sahibi olamadığı yaşam periyotları ya da adet döngüsündeki belli zamanlar var. Şimdi büyük bir toplumsal problem olan hani çocuk gelinlere de bu konuda belki değinmek lazım. Bir 14-15 yaşında evlendirilen ya da 16 yaşında evlendirilen bir kız çocuğunun elbette gebe kalmasını zaten hani büyük ihtimalle beklemiyoruz. Çünkü adet Türk kızlarında 11-13 yaşları civarında genellikle oluyor ilk adetleri. Arkasından bu yumurtlamanın oturması bir 3-4 sene alabiliyor. Veya kadının adetten kesilmeye yaklaştığı ya da adetten kesildiği dönemler de elbette yumurtlama problemi nedeniyle gebe kalamayacağı dönemlerdir. Bir de adet döngüsü içerisinde normalde adetler ortalama 28 günde bir olur, birinci gününden birinci gününe. Bazı hanımlarda bu 20-25 günde bir olabilir. 40 güne kadar da adet görebilen hanımlar var. Yani birinci günden birinci güne. Bunun son 14 günü her zaman için sabittir. Yani yumurtlama oluyorsa eğer, o ay gebelik olmazsa yumurtlamadan 14 gün sonra kadınlar adet görürler. 28 günde bir görülen adet döngülerine göre konuşacak olursak ki yaygınlıkla olan adet döngüsü 28 ila 30 günde birdir. Bir haftada adet gördüğünü varsayarsak kadının adet bitiminden bir hafta sonrası yumurtlama ihtimalinin en yüksek olduğu dönemdir. Adet biter bitmez gerçekleşen beraberlikler ya da bir sonraki adetten hemen önce özellikle bir sonraki adete bir hafta kala gerçekleşen beraberlikler genellikle gebelikle sonuçlanmayacaktır. O yüzden çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin adet düzenlerini kaydetmeleri, eğer 28 günde bir görüyorlarsa adetinin başladığı günden yapacakları bir hesaplamayla 12 ile 16. günleri arasında gebelik elde etme şansları daha yüksektir. O dönemi kaçırmamaları lazım. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yapısal bozukluklar da var. Yapısal bozukluklar da var. Mesela kadınların rahimleri anne karnındayken iki taraftan gelen Müller kanalı denilen kanalların ortada birleşmesiyle oluyor.
Bu birleşme tam olmazsa ya da problemli olarak gerçekleşirse bir takım rahimde şekilsel anormallikler olabiliyor. Halk arasında buna her ne kadar çift rahim dense de aslında bunu iki tane yarım rahim gibi özetleyebiliriz. Hani tam ortada birleşmeyen iki rahimi iki tane yarım rahim gibi düşünebiliriz. Ama ikisi bir rahim etmiyor galiba, değil İkisini, mi? İkisi bir araya gelmedikleri için hani o içerideki boşluk yeterince geniş olmadığı için ya gebeliğin oluşmasına engel olabiliyor bu tip durumlar ya da bazen rahim içerisini normal şekli olan bir rahimin içerisini kısmi olarak ayıran, bölen, paravan gibi perdeler olabiliyor. Tam olan ya da olmayan perdeler. Bazen bu perdeler sadece rahimi değil, vajinayı da ikiye bölebiliyor boylu boyunca ya da enine. Bu türden problemler varsa bunlar da gebe kalmayı güçleştiren ya da düşük sebebi olabilen anormallikler olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu herhalde eşlerin fark edebileceği şeylerdir diye düşünüyorum. Haznedeki yani vajinal perdeyi fark edebiliyorlar ama bazen hani onu fark edemeyen çiftler de olabiliyor. Ama rahim içerisindeki bir perdeyi tabii adet düzeniyle ya da farklı bir yoldan çiftin algılama şansı olmuyor. Bu ancak rahim filmi denilen incelemede ortaya çıkıyor. Peki bu rahim filmi dediğimiz film basit midir uygulaması? Yani bunu sık sık kullandığınız için ben biliyorum da izleyicilerimiz bu konuda bir bilgi sahibi olsunlar. Rahim filmi biraz işte ağrılı olabilen, yani uyanık çekildiğinde rahimin içerisine o sıvının verilip rahimin dolması, şişmesiyle veya tüplerden o sıvının batın boşluğuna dökülmesiyle biraz ağrılı olabilen bir işlem. Ağrı eşiği çok yüksek olmayan hanımlar, düşük olmayan hanımlar bunu kolaylıkla tolere edebiliyor. Yani adet sancısı benzeri, kısa süreli 1-2 dakikalık bir en fazla ağrısı oluyor. Ama ağrı hassasiyeti fazla olan hanımlarda biz bunu anestezi altında, hafif bir anestezi altında, hani bir ameliyat yapıyormuşçasına bir anestezi altında değil de uyutarak sedasyon altında yapabiliyoruz herhangi bir ağrı ya da sıkıntı duyurmadan hanıma. Buna bakabiliyoruz. Peki zamanımız çok kısa kaldığı için şunu söylemek istiyorum. Yani sonuçta mutlaka tanının konması ve tanının yönünde gidilmesi gerekiyor. Bu konuda yani kısa bir 3-4 dakikalık bir zaman sürecimiz var. Tedavide bu tüp bebek dediğimiz, tüp bebek olarak tanımladığımız şeyler haricinde, onları bir başka programda bence bir tüp bebeği değerlendirelim ama onun haricinde başka bir tedavi şekli, yani böyle ilaç tedavisi vesaire gibi şeyler söz konusu olabiliyor mu? Tabii. Mesela polikistik over dediğimiz durumda ya da tembel yumurtalık dediğimiz durumda genellikle bunların bir kısmı kilolu oluyorlar. Zayıflamayla bile mevcut kilolarının %5 ila 10'unu verdiklerinde bile yumurtlama döngüleri kendiliğinden yerine gelip bunlar kendiliğinden gebe kalabiliyorlar. Mevcut olan insülin direncini kırmak için şeker hastalarının da kullandığı içeriği metformin denilen bir madde olan antidiyabetik ilaç olan Diyabet ilacı aslında ama şekerine bakılmaksızın şekeri normal olanlarda da şeker düşmesine neden olmuyor. Belli bir süre eğer zaman varsa bunu verip hem zayıflamasına katkıda bulunabiliyor hem de yumurtlamalı döngülerin ortaya çıkması sağlanabiliyor. Ayrıca bazı haplarla veya bazen de günlük iğnelerle yumurta geliştirip çatlatarak beraberliği zamanlayarak yani evet sizinle yumurtanız gelişti şu yaklaşık şu zamanda çatlar şu günlerde birlikte olun diyerek de gebelik elde ettiğimiz çiftler oluyor. Veya işte tüp bebeği kalmadan hani erkeğin spermini erkekten boşalma yoluyla alıp kadının yumurtlama zamanında rahminin içerisine çok ince kılcal borularla şırınga ederek o spermin gitmesi gereken mesafeyi kısaltıp spermi yormadan hedefe ulaştırmak. Evet, hedefe ulaştırmak. Evet. Çok güzel söylediniz. Hani döllenip yumurtalıktan atılmış, çatlamış yumurtanın tüp tarafından yakalanmış yumurtanın yanına çok sayıda hareketli ve kaliteli spermin ulaşmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu şekilde de gebelik elde etmek mümkün olabiliyor. Bazı kadın hastalıklarında da kısırlık olabiliyor. Mesela tutunacağı bölgede, embriyon tutunacağı bölgede miyom, polip gibi enfeksiyon, rahatsızlıklar varsa veya dediğiniz gibi enfeksiyon da uzun süren enfeksiyonların da yaptığı yapışıklıklar
yine bir kısırlık sebebi olabiliyor, tüplerin tıkanması. Karın iç zarını, yumurtalıkları, rahmi ilgilendiren endometriyozis denilen yaygın bir rahatsızlık var. Özellikle infertil olmayan grupta çok az rastlanan ama infertil grubun çoğunda az ya da çok, ağır ya da hafif oranda gördüğümüz endometriyozis, yani rahim iç zarının olması gereken anatomik durum dışında farklı bölgelerde yerleştiği ve kişinin adet görürken yumurtalığının içine, karnın boşluğuna da kanadığı, adet gördüğü bir takım rahatsızlıklar var. Bunlar da kadınlarda kısırlık sebebi ya da çocuk sahibi olamama sebebi olabiliyor. Kadın hani kısırlık sebepleri ağırlıklı olarak işte yumurtalığa, tüplere, rahime ait sebepler, bir de karın iç zarına ait bu bahsettiğim sebepler olabiliyor. Tam programı kapatırken bir izleyicimiz konuğumuz olmak isterler. Bir ona iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar efendim. Alo. Merhaba. Doktor Bey, bir sorum olacaktı. Tabii, buyurun. Buyurun efendim. Şimdi ben 29 yaşındayım. 4 yıllık evliyim. 3 yıl boyunca korundum. Hani çocuğum olsun istemedim o zaman çalıştığım için. Evet. Ama şu an çocuğum olsun diye istediğimde bir adet düzensizliği yaşamaya başladım. Doktora gittiğimde erken menopoz riskimin olduğu, yumurta rezervimin azalmış olduğu söylendi. Ve direkt tüp bebek önerildi. Şimdi bununla ilgili yapılabilecek herhangi bir tedavi olur mu? Ayrıca HSG filmi de çektirdim. Bununla da sağ tükümün tıkalı olduğu öğrendim. Hani tıkalı olduğunu öğrendim. Menopoz yakın olduğu için yumurtalar kalitesiz ve gebelik oluşacak, hani bir döllenme gerçekleşmesi mümkün olmuyor diye söylüyor doktorum. Hani direkt tüp bebeğe mi yönelmem gerekir, yoksa ayrıca hani doktorumuzun az önce bahsettiği gibi bir tedavi imkanı var mıdır? Hani yumurtaları kaliteli hale getirebilecek ya da onları hani normal yolla döllenebilecek. Çok çok güzel ve bütün gecenin anlamını verecek çok güzel bir soru sordunuz. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu konunun uzmanı tarafından alacağımız bir yanıt. 29 yaşında menopoz. 29 yaşında ve hani erken menopoz hakikaten işte hayatın kötü sürprizlerinden bir tanesi. Normalde bahsettiğimiz gibi menopoz yaşı 47'dir ama bu hanımefendi de bayağı erken yumurtalıklarda zayıflama başlamış. Ne yazık ki azalmış yumurtaların arttırılması gibi bir tedavi henüz yok. Yani böyle bir tedavi bulunamadı. Dişi fetüs anne karnında yaklaşık işte 10-12 milyon yumurta taşırken doğumda 2 milyon yumurtayla doğuyor ve 400-500 bin yumurtayla ergenliğe ulaşıyor. Evet. Ve her ay bunun onlarcasını harcayarak menopoza giriyor. Bunun ne yazık ki çözümü yok. Bence hızlı bir şekilde tüp bebek tedavisine hani girişmekte şu anlatılan şekliyle fayda varmış gibi gözüküyor tabii. Onu müdavi hekime karar verecektir. Anlıyorum, anlıyorum. Çok teşekkür ederim Bülent. Rica ederim. Daha konuşacak benim de tahmin ettiğim kadarıyla sen zaten bir engin deryasın. Yani bu konuda onun için zaten buradasın. Diğer arkadaşların da olduğu gibi. Ama biz bunun kalan kısmını daha sonraki haftalarda devam edelim bence. Çünkü hakikaten bu tüp bebek dediğimiz olay başlı başına bir sanat, başlı başına bir olay. Onun için umarım ki sevgili izleyicilerimiz de bu akşam sohbetimizden, girişimizden mutlu kalmışlardır. İzleyicilerimize vermek istediğim bir mesaj varsa, ama kapanış mesajı değil, bir ara mesajı olsun. Bir başka programda tekrar kaldığımız yerden devam etmek üzere. Söylemek istediğim bir şey varsa alayım. Yani genç çiftler, işte problemi olmayanlar hemen bence telaş etmesinler, belli bir süre beklesinler. Kadınlar da doğurganlıklarını hani sonsuza kadar ya da ilelebet sürecek bir şey olarak değerlendirmeyip özellikle yaş ilerleyince bir an önce bebek sahibi olsunlar. Bebek sahibi olsunlar. Çok teşekkür ederim Bülent'ciğim. Sevgili izleyiciler, umarım konumuzla ilgilendiniz ve memnun kaldınız. Önümüzdeki hafta belki Bülent, belki bir başka arkadaşım müsait olursa, Bülent Hocam çok meşgul çünkü, müsait olursa Bülent Hocam'la beraber. Aksi takdirde bir başka meslektaşımla beraber yine sizlerle birlikte olmak üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın efendim.